İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki genel durum konulu Zoom konferansı 9 Mayıs'ta gerçekleşecek. 3 Mayıs 1920'de Arjantin hükümeti Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı. Çavuşoğlu, Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye sınırı netleştirmek için bir komisyon kurma olasılığından bahsetti. Tarihçi Aşot Harutyunyan ile röportaj. Konstantinopolis'teki Surpırgıç Hastanesi'nin bir Ermeni kurumu olarak kaybetme tehlikesi var. Artsakh anıtları konusunda Viyana'da uluslararası bir konferans düzenlenecek. Mışo Carındır adlı dev el yazması kitabın hikayesi. Değerli yurttaşlar, 9 Mayıs'ta düzenlenecek olan Batı Ermenistan'ın genel durumu konulu online konferansın 7. oturumuna sizleri davet ediyoruz. Konferansın konuşmacısı Batı Ermenistan Devlet Başkanı, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Avrahamyan. Konferans Ermenice yapılacaktır. Başlangıç 5 Mayıs 2022 Yerevan saatiyle 21'de. Katılım davetiyesi almak için bağlantıya kaydolun. Ermenilere karşı yapılan soykırım Armenüs'ten sonra Batı Ermenistan, Türkiye Ermenistan'ı Rusya tarafından 29 Aralık 1917'de ilk kez devlet olarak tanındı. 15 Mayıs 1919'da Boğaz Nubar Başkanlığındaki hükümetin kurulmasından sonra Müttefik Kuvvetler Yüksek Konseyi fiilen tüm Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıdı. Bununla birlikte birçoğu 3 Mayıs 1920'de Hipolito İrigoyen liderliğindeki Arjantin Devleti'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ni Batı, özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığını bilmiyor. Mayıs ayı Arjantin Ermeni cemaatinin liderliği sayesinde iki özgür devlet olan Arjantin'i ve Batı Ermenistan'ı ortak tarihinde sonsuza dek birleştiren bir aydır. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye diyalog süreci çerçevesinde yapılacak 3. özel elçiler toplantısına değindi. Çavuşoğlu'na göre özel elçiler Viyana'da yapılacak 3. toplantıda önümüzdeki süreçte atılabilecek çeşitli adımları da görüşecek. Türkiye Dışişleri Bakanı, sınırı yeniden netleştirmek için bir anlaşma vardı. Bu nasıl yapılacak? Mesela ortak bir komisyon mu oluşturulacak? Onlar Azerbaycan ile ortak komisyon kurmaya karar verdiler dedi. Bu, diplomatik ilişkilerin ön koşulsuz olarak yeniden kurulmasının sonuçlarından biri olabilir mi? Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de tarihçi Aşot Harutyunyan, Artsakh'ta 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklarda Ermenistan Cumhuriyeti'ne ve diğer ülkelere göç edilen ve geçici olarak ikamet eden nüfusun genel beklentilerini anlattı. Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşındıktan sonra haklarının korunmasıyla sadece Batı Ermenistan hükümetinin ilgilendiğini kaydetti. Buna göre Harutyunyan, Artsakh Cumhuriyeti hükümetine Batı Ermenistan hükümeti ile müzakere masasına oturmasını tavsiye etti. Tarihçi, olası mülteci statüsünü önemseyerek ve Şuşi şehrinin özel rengini korumaya izin verecek olan ayrı bir yerleşimin inşası için Şuşi sakinlerini ilgilendiren esas konuları ayrıntılı olarak sundu. Konstantinopolis'teki Ermeniler Surpırgıç Ermeni Hastanesi'nin kaybedilmesinden endişe duyuyor. 2013 yılında Türk makamları, ulusal azınlık vakıflarında seçim yapılmasına ilişkin mevcut kuralları yürürlükten kaldırmıştı. Sonraki yıllarda yeni bir düzenleme yapılmadı. Agos gazetesi Ermeni bölümünün yazı işleri müdürü Bagrat Estukyan durumu şöyle anlattı. O dönemde vakıf statüsündeki Surpırgıç Ermeni Hastanesi'nde seçimler askıya alındı. Şimdiye kadar hiç kimse yeni bir yönetmelik hazırlayamadı. Şimdi yeni bir düzenleme olabileceğine dair söylentiler var ama hastanenin yönetim kurulu için seçim yapamayacağız. Bu en büyük korumamızı ele geçirme girişimi olabilir. Söz konusu cemaatin ulusal hastane olarak gördüğü 188 yıllık kuruluşudur. Hastanede huzurevi bölümü de var. Eçmiadzin Ana Katedrali'nden verilen bilgiye göre Artsakh'ın anıtları konulu uluslararası konferans Viyana'da gerçekleşecek. Bu konuda 13-14 Mayıs tarihleri arasında Viyana ve Salzburg şehirlerinde çatışmalar arasında kültür,
Güney Kafkasya'da bugün konulu konferans düzenlenecek. Konferansın ana konusu Artsakh'taki 44 günlük savaşın ardından Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklardaki Ermeni mirasının korunmasıdır. Mışo Carındir adlı el yazması kitabı 12. yüzyılın sonunda Batı Ermenistan'daki Babert kasabasının başkanı Asvazadur'un emriyle yapıldı. 1205'te kitap Muş'a götürüldü ve Muş'un Arakelos Manastırı'nın kutsal eserlerinden biri haline geldi. Orada 1915 yılına kadar 810 yıl kaldı. Türkler, Ermeni halkını katletmenin ve Ermeni yerleşim yerlerini ve kiliselerini yok etmenin yanı sıra burada tutulan binlerce el yazmalarını da yok etti. Vatansever Ermenilerin fedakarlıkları sayesinde çok sayıda el yazması yok olmaktan kurtarıldı. Bunlardan biri de 28 kilogram ağırlığında parşömenden yapılmış Muşo Carındir adlı dev kitaptı. 13. 14. yüzyıllarda Bartsırhayk, Yukarı Ermenistan'da yazı ve minyatür sanatı gelişirken en ünlü merkezi Yerzinka, Erzincan'ın önde gelen manastırıydı. Burada da bu en büyük olan Ermeni el yazması yazıldı. Kitabın her biri buzağı derisinden yapılmış 660 parşömen sayfası vardı. Şu anda 601'i Yerevan'ın Madenataran'da, 17 tanesi Venedik'te, biri Viyana'da bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size duduk sanatçısı Georgi Minasyan tarafından icra edilen eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.